Değerli Lightsman takipçileri, Lightsman Dövüş Sporları'nın konuşulduğu program olan Kroşlar'ın herkese selamlar. Ben Arda Şahin, bugün sevgili Caner Altıntaş'la birlikte UFC Sao Paulo'yu ve UFC 295'teki önemli kemer karşılaşmalarını konuşacağız. Abi hoş geldin, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben neyim abi, sağ ol, teşekkür ederim. Hemen konuya giriş yapalım. UFC 4 yılların ardından Sao Paulo'ya geri dönmüştü. Brezilya'daydık geçtiğimiz hafta. Ana karşılaşmada Jelten Almeida ile Derrick Lewis karşı karşıya geldiler. Karşılaşma puana gitti. Jelten Almeida ilk kez bir rakibini bitiremedi. Ancak puanlamada kazandı. 50-44 ve 50-45'lik kartlarla adeta Derrick Lewis'i domine ederek kazandı. Ve galibiyet serisini sürdürdü UFC'de. Abi senin görüşlerini alalım maç hakkında. Jelten Almeida'nın dominant bir performansı vardı. Yani 5 round boyunca tamamıyla Derrick Lewis'i hiçbir şans tanımadı. Yerde maçı domine etti. 21 dakika boyunca maçı yerde sürdürmüş, yerde kontrol almış. Maçtan sonraki istiklerde gördük. Bu çok büyük bir rakam. Ağır sikletteki, UFC ağır siklet tarihindeki en yüksek rakam 21 dakikayla. Hiç şansı vermedi Derrick Lewis'e. Maçı sürekli takedownlarla başladı. Roundlara takedownları aldı ve roundları hep Derrick Lewis'in üzerinde tamamladı. Çok dominant bir performanstı. Jelton Almeida için tek eksik maçı bitirememek oldu. O kadar çaba göstermesine rağmen Derrick Lewis pes ettiremedi. Ama yine de 5 round boyunca 25 dakikanın 21 dakikasını kontrol altında sürdürerek çok güzel bir galibiyet aldı. Ben de abi katılıyorum, aynı fikirdeyim. Evet abi, 21 dakika kontrol süresinden bahsettim. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam aslında. Peki abi, Derrick Lewis'in iyi bir savunma yaptığını söyleyebilir miyiz aslında bu maç için? Hani takedown savunması değil de bitirilmeme savunması hakkında. Yani çünkü grapplerlara karşı çok ciddi sorunlar yaşadı. Hani Sergey Spivak dedik. Hani birçok isim saydık da onun yenildiği. Sence Derrick Lewis iyi savunma yapabildi mi? Sana bunu sormak lazım. Yani 21 dakika boyunca yerde kontrol edildiği bir maçta pes etmemesi, yani submission yememesi tabii ki yani yerde o pozisyonlarda iyi savunma yaptığını gösterir. Yani sonuçta Jelton Almeida pes ettirmeye uğraştı fakat pes ettiremedi. Yani burada tabii Lewis'in bir başarısı var fakat Almeida da sürekli bir kontrol altına alma isteği vardı. Yani Lewis'i ayağa kaldırmama düşüncesi vardı ve önceliği de Lewis'i ayağa kaldırmamaktı. Birinci sırasında bu vardı onun için. Evet abi, 21 dakika kontrol süresinden bahsettim. Bu çok önemli bir rakam aslında. Peki Derrick Lewis'in bitirilmeme konusunda özellikle, hani takedown konusunda iyi savunma yapamadığını söyleyebilirim maç özelinde, ama bitirilmeme konusunda iyi savunma yaptığını söyleyebilir miyiz? Yani 21 dakika boyunca yerde olduğu bir maçta pes etmemesi, submission denemelerinden kurtulması tabii ki bir başarıdır. Yani 21 dakika boyunca sürekli o submission denemelerinden kurtulmayı başardı. Ama Jelton Almeida'nın da birinci önceliği Derrick Lewis'i ayağa kaldırmamak. Yani yerde kontrolü olabildiğince fazla sağlamak. Çünkü ayağa kalktığında Lewis'in nakat tehlikesi ciddiydi. Yani bu tehlikeden korktu açıkçası. Bu yüzden maçı yerde kontrol etmeye çalıştı. Birinci önceliği oyunu yerde kontrol edip ikinci sırada da yapabiliyorsa submission yapmaktı. Bunda başarılı olamadı. Tabii Lewis'in de burada bir başarısı var. Yani o kadar 21 dakika yerde kalıp da submission olmamak, pes etmemek tabii ki ciddi bir başarı. Ama sonuçta yani sürekli yerde kontrolü kaybetmiş durumda kaldı maç boyunca. Evet abi, ben de aynı fikrim. Peki Jelton Almeida'nın bu maçtaki performansı sence iyi miydi? Bazı kişiler özellikle soru işaretlerini bitirememe yönünden gösteriyor. Çünkü Derrick Lewis'in dediğimiz gibi, yani bu program daha bölümün başından beridir aynı şeyi söylüyoruz. Grapplara karşı sıkıntı yaşayan bir adamı bitirememesi diyoruz yani. Sence Jelton Almeida'nın bu maçtaki performansı iyi miydi, değil miydi? Ya da daha da kendini geliştirmesi gereken yönler var mı? Bu maç zaten Jelton Almeida'nın ilk 5 roundluk maçıydı ve 5 roundun 5'ini de tamamladı ve maç puanlamaya kaldı. Yani 25 dakika dövüşmüş oldu. Bu onun için ilkti. 25 dakika boyunca aslında kardiyosunun iyi olduğunu gösterdi. 21 dakika yani yerde alması kardiyosunun iyi olduğunu gösteriyor. Yani bu açıdan kardiyosu nasıl olur, 5 roundluk maçı nasıl çıkarır sorusunu cevaplamış oldu. Ama bu kadar uzun süre oyunu kontrol etmesine rağmen submission veya nakavt edememesi tabii ki bir soru işareti doğuruyor. Yani
bu kadar kontrol ettiği bir maçı bitirmesini beklersin. Fakat bitiremedi. Bu sonuçta iyi bir performans diyebiliriz ama bir eksiklik. Ve aslında galibiyeti de biraz daha gösterişli kılabilirdi bitirse. Bu maçta o performansında bir bitiriş eksik kaldı diyebiliriz. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Derek Lewis için bundan sonra olacakları biliyoruz. Yine 10. sırada kaldı zaten. Bundan sonra işte düzeltilmesi gereken birkaç nokta. Yani kendisi bizi yine kafese girip eğlendirecektir. Peki Jairton Almeida için ne söyleyebiliriz abi bundan sonra? Direkt ilk 5'ten birine, yani biriyle karşılaşabilir mi? Curtis Blaze maçı mesela daha sonraki tarihte bir daha ayarlanabilir mi? Ya da daha farklı isimler işin içine girebilir mi? Ya da UFC 295'i bekleyip ondan sonra konuşmak mı daha mı iyi bir seçenek olur? Jairton Almeida maçtan sonra Gain'e meydan okudu. Gain de birinci sıradaki bir isim ve şu anda maçı yok. Direkt ilk 5'teki isimlere meydan okudu. Ama Gain şu anda hemen Jairton Almeida için doğru bir eşleşme. Burada biraz soru işaretleri var. Yani Gain şu anda direkt 1 numaralı contender durumunda. Yani Gain'le karşılaşınca direkt kemer elemesine çıkmış oluyor. Jairton Almeida için bence Derek Lewis maçından sonra bir ilk 5'teki veya ilk 5'in bir altındaki Volkov, mesela Volkov'la bir maç yapabilir. Veya da dediğin gibi Curtis Blaze'le yarım kalan bir maçları var, yarım kalan bir eşleşme var. Bu eşleşmeyi yapabilir. Yani bir isme daha karşılaşması daha doğru olacağını düşünüyorum Gain'de. Çünkü Gain'de Spivak Aspinal maçının sonucunu bekleyecektir. Orada da ayrı bir kemer, yani geçici kemer için de artık farklı bir mücadele olacaktır. Bu yüzden Jairton Almeida ne kadar Gain'i istese de ben UFC'nin ona Blaze veya Volkov'dan birisini vereceğini düşünüyorum. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Buradan Jairton Almeida'yı tebrik ediyoruz ve Derek Lewis'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. UFC 295'e geçeceğiz ama ufak bir haber turumuz var gündeme dair. Dana White geçtiğimiz günlerde yaptığı bomba açıklamalarla önümüzdeki 2024 yılının, yani 2024 yılının takvimini belirledi, ilk 3 ayını belirlediğini açıkladı. UFC 297'de ve UFC 298'de ve UFC 299'daki karşılaşmalarımız belli oldu. UFC 297'de tabii tersi yüzü bu aslan da kafese girecek. Bunun da bilgisini verelim. 297'de ana karşılaşmada Sean Strickland'le Dilko Duplessis karşı karşıya gelecek. Herkes Hamza Çimay'ı beklerken Dana White daha önceden eleştirdiği bir ismi bu sefer kemer maçına koyuyor. Dilko Duplessis'ten bahsediyorum. O karşılaşma UFC 297'de ana karşılaşması olarak Kanada'da yapılacak. UFC 298'de Volkanovski'nin 297 talebi pek kabul görmedi. Onun yerine UFC bir ay daha kendisine izin vererekten kendisini Şubat ayındaki UFC 298 main eventine aldı ve Ilya Topuria ile eşleştirdi. Ilya Topuria da zaten Volkanovski'nin belki de bu stette yenmediği tek isim şu anlık. Onunla karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada da UFC 298'e ana karşılaşması ve tüy stet kemeri ortada olacak UFC'de. Ve son olarak UFC 299 Şubat ayında UFC 300'den önceki son büyük etkinlikte Sean O'Malley ile Marlon Chitovera rövanş karşılaşmasına çıkacaklar. Horos stet kemeri ortada. Marlon Vera daha önce Sean O'Malley'i yenmeyi başarmıştı. Bakalım bu sefer rövanşı ve kemeri alabilecek mi? Ve UFC tarihindeki 13. farklı ülkeden şampiyon olabilecek mi? Onu da göreceğiz. İbo Aslan'ın rakibinin daha belli olmadığını açıkça belirtelim. Kendisinin basın toplantısını bekliyoruz. Basın toplantısını yaptıktan sonra gerek Dicepan'da yazılarımızda gerek de bu programda İbo Aslan ve rakibini değerlendireceğiz. Bunun da bilgisini verelim ve UFC 295'e geçelim. John Jones'un çekilmesinin ardından biraz etkinliğin etkisi, yıldız etkisi diyelim, azalmıştı ama UFC hızlı aksiyonlarla bir kemer maçı daha ayarladı ve Prohaska ile Pereira'yı ana karta çıkarttı. Madison Square Garden'da yani şovların merkezinde, Amerikan şovlarının yapıldığı en büyük merkez Madison Square Garden'da, New York'ta bu önemli isimler kafeste olacak. Bizim de konuşacağımız iki karşılaşma var. Abi ben istersen yan ana maçtan başlayayım, güzeli sona bırakalım istiyorum. Onayında. Yan ana karşılaşmada geçici Arsted kemer için Sergey Pavlovich ile Tom Aspinall karşı karşıya gelecek. Harika bir eşleşme var şu an elimizde gerçekten. Aspinall'in kamp yapmadığını hatırlatalım. Sergey Pavlovich ise 6 maçlık galibiyet serisiyle geliyor ve hepsi 1. roundda biten knockoutlarla geliyor. Yani bir tarafta bir knockout makinesi var, bir tarafta da Aspinall biraz daha komple bir isim. Tabii ki. Abi maç önü görüşlerini alacağım ama hemen künyeleri paylaşayım ben. Pavlovich 1.91, Aspinall 1.96 boyunda. Pavlovich'in maçta 6 inçlik bir vuruş avantajı olacak. Yaklaşık olarak 14 santimetreye tekabül ediyor. 18'e 1 Sergey Pavlovich. 18 galibiyet var. Tek yenilgisi knockout'ta Alistair Overeem'e karşı gelmişti. UFC'de bu tuyla o zaman. Sonrasında 6 maçları UFC'de kazandığını belirtmiştim. 18 galibiyet var. 15'i knockout'la geldi. 6 maçın tamamını knockout'la kazandı. Marcel Agon, Maurice Green, Shamil Akhremov, Derek Lewis, Tai Tuivasa ve Curtis Blaze.
hepsinin birinci roundda nakavtla mağlup etti. Asfinal bir yılın ardından kafese geri dönüşünü gerçekleştirmişti. Marcin Tibura maçıyla 13 galibiyet 3 mağlubiyeti var. 13 galibiyetin 10'unda rakiplerini nakavt etti. 3'ünde pes ettirmeyle kazandı. %100 bitiriş oranına sahip olduğunu hatırlatalım. 3 yenilgisinin biri diskalifiye, biri satmışın, biri de nakavtla geldi. 7 maçtır o da UFC'de. Aynı şekilde tek yenilgisi Blaze'e karşı sakatlıkla geldi. Yani temiz bir şekilde UFC'de bitirilemedi. Onu söyleyeyim. Blaze yenilgisi dışında 7 maçlık seride önemli galibiyetleri Arlovski, Spivak, Alexander Volkov ve Marcin Tibura'ya karşı geldi. Az önce belirttiğim gibi sakatlık sonrası iyi bir dönüş gösterdiğini UFC Londra gecesinde hatırlatalım. Grappling ve submission konusunda iyi bir seviyede, onu da belirtelim ve sözü sevgili Can Altaş'a bırakalım. Buyur abi. Yani çok güzel bir eşleşme oldu. Yani aslında Aspinal'de kamp yapsa daha böyle tam iki kamp yapmış dövüşçünün mücadelesini izleyecektik. Burada Pavlovich için kamp yapma avantajı var. Bu işte yani bir soru işareti yaratıyor Aspinal açısından. Ama yine de çok güzel bir eşleşme. Yani bu eşleşmeyi bekliyorduk aslında. Yani olacağını düşünüyorduk. Pavlovich bayağı iyi bir çıkış yakaladı ve ikinci sıraya kadar yükseldi. Aspinal'de özellikle Londra'daki kartlarda kendini gösterdi ve o da yavaş yavaş basamakları tırmanarak Arsikler sıralamasında önemli bir yere geldi. Hak edilmiş bir eşleşme. Yani geçici kemer maçı yapılacaksa bu ikisi arasında yapılması gerekiyordu. Maça gelirsek Pavlovich daha çok striker özellikleriyle öne çıkan bir dövüşçü. Yani rakiplerini nakavt eden bir dövüşçü. Ve tek mağlubiyetinin aslında Overeem'e karşı almıştı ama çok uzun süre önce, yani 2018'de almıştı. Şu anda 32 yaşında, daha prime'ına henüz prime'ına daha gelmediğini düşünüyoruz. Çünkü ağır siklette 32 yaş hala genç bir yaş olarak kabul ediyor. Aspinal'de 30 yaşında, onun da daha prime'ına var. Yani ama bu yaşlarına rağmen çok iyi performans gösterdiler ve kemer maçına çıkmaya hak kazandılar. Pavlovich'in striker özellikle demiştik. Aspinal ise daha çok böyle rakiplerini submit eden, pes ettiren, yerde de iyi bir dövüşçü, daha komple bir dövüşçü. Fakat işte bu maçta kamp yapmaması, Pavlovich'in de kamp yapmış olması Pavlovich'i bir adım daha öne çıkartıyor. Ama işte Aspinal'in maçı bir kere yere almasına bakar. Ve ilk roundda bunu başarabilirse belki sürpriz bir submission galibiyeti de görebiliriz Aspinal'den. Veya da Pavlovich'ten ilk roundda gösterişli bir knockout galibiyeti de görebiliriz. Yani heyecanlı bir eşleşme. Pavlovich favori ama Aspinal'de hiç küçümsenmeyecek bir rakip. Bizi güzel bir ağır siklet kemer mücadelesi bekliyor. Evet abi, ben de aynı fikrim. Zaten şu anda UFC'de ortalama dövüş süresi bakımından ağır siklette ortalamada en az yani en az süreye sahip iki isim karşı karşıya gelecek. Yani bunu da belirtelim. Onun dışında yani Sergey Pavlovich'i abi özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü Sergey Pavlovich'in çok büyük bir underrated olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısın? Hani kemer, ağır set kemer karşılaşmalarında ya da işte efendime söyleyeyim sıralama maçlarında falan Sergey Pavlovich'i sürekli yani MMA kamuoyu arka plan atıyor. Yani neden diyeceksiniz? Şimdi mesela geçici kemer maçı ayarlanmadan önce John Jones'un maçı kazanmasından sonraki rakibi kim olur derken herkes Gain Rövaşı, Aspinal ya da işte hani başka bir sürü ismi, Curtis Blaze ismi dahi çıktı. Kimse Pavlovich'i konuşmuyordu. Abi Sergey Pavlovich'in sence en büyük silahı yumruklar ama ben isabet konusunda da bence UFC'de en iyi elit artistlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani hem güçlü bir yumruğu var hem de isabetli yumrukları var. Sen buna katılıyor musun bu değerlendirmeme? İlk önce şuradan başlayayım. Pavlovich dediğin gibi aslında underrated. Yani ilk artistlikteki kemer mücadelesi peki isimlere akla gelince ilk o söylenmiyor. Yani ilk konuşulan kemer adaylarından biri olarak görülmüyor. Ama yani bir süre ara vermişti. 2019'la 2021 arasında filan maç yapmamıştı Overeem maçından sonra. Ama ondan sonra 2022'de 3 maç yapmıştı. Geçen sene de, yani bu sene de Blaze'i nakat etmişti. Fakat nedense ilk onun ismi akla gelmiyor. Tabii bu biraz da dövüşçülerin kendini pazarlamasıyla alakalı ve Pavlovich de Rus bir dövüşçü. Yani oralardan gelen dövüşçüler daha az kendini tanıtabiliyor Amerikan piyasasında. Bu yüzden diğer dövüşçülere göre, diğer artistlere göre, Gain'e göre, Aspinal'e göre daha geri planda kalabiliyor. Soruna gelirsek Pavlovich'in striker özelliği gerçekten çok üst düzey ve yani rakibine
yakaladığı anda artık rakibinin bir şansı kalmıyor. Onun tek mağlubiyeti Overeem'e karşı demiştik. Overeem maçında çok toy olduğunu göstermişti. UFC'ye de yeni girmişti ve o maçta Overeem onu yerde bitirmişti. Ama şu anda çok keskin bir durumda ve yani ilk roundlarda bir kere yakaladım rakibine bitiriyor. Yani onun şu andaki yumruk gücüne pek ağır sıkıntıların karşı koyacağını düşünmüyorum. Yani şu anda UFC'nin en ağır ellerine sahip dövüşü diyebilirim onun için. Yani evet, elimizdeki zaten iki istatistik bunu kanıtlar nitelikte. 15 dakikaya oranla en yüksek knockdown sayısına sahip. O 6.31 yapıyor. Ortalama maç süresini 15 dakikaya tamamladığınızda, o maçlarda yaptığı knockdown'ı da o orana çarptığınızda 6.31 sayısını elde ediyorsunuz. Ve dakika başına 8.72 ile en yüksek kayda değer vuruş sayısına sahip artistler içerisinde. Yani inanılmaz. Yani sen tamam, hani bazı adamlar vardır diyoruz, yumruğu atıyor, buldu mu indiriyor diyoruz ama yani Pavlovic hem vuruyor hem de isabetli vuruyor. Vurunca da rakibi karartıyor. Abi Thomas Pinal'e buradan bir şimdiki sorum her iki tarafla da alakalı ama Aspinal üzerinden sormak istiyorum soruyu. Abi Aspinal'in grappling ve submission'da iyi olduğunu düşünüyoruz. Sergey Pavlovic'i özellikle Alistair Overeem maçını örnek göstererek herhangi bir grappler'a karşı, artistlikle herhangi bir grappler üzerine sahip kişiye karşı iyi savunma yapamayacağını söylüyorlar. Buna katılır mısın? Ya yoksa hani Aspinal maçı yere götürebilirse çok rahat Pavlovic'i bitirebileceğini düşünüyor musun? Pavlovic son yaptığı açıklamalarda grappling yeteneğini geliştirdiğini söylüyordu. Yani grappling'de artık eskisi gibi olmadığını söylüyordu. Fakat yani orayı göremedik şu anda. Yani grappling'de onu da mücadele edebilecek bir ismi göremedik. Genellikle maçlarını nakavtla bitirdi. ama Aspinal kesinlikle deneyecektir. Çünkü Aspinal'in başka şansı yok. Yani 5 roundluk bir maç çıkaracak kondisyonu var mı? Bundan emin değilim ki Aspinal'i çok görmedik böyle 5 roundluk maçlarda. Yani Aspinal maçı ilk rounddan hemen yere almaya çalışacaktır ve orada bitirmek isteyecektir. Ve Aspinal'in böyle galibiyetleri de var. İşte orada Pavlovic'in ilk roundları geçirebilirse, yere alınmadan tek down sonmasını yaparsa böyle bir riski olmaz ama şu anda son zamanlarda böyle bir teste girmedi. Bu öyle bir teste girerse de Aspinal buralarda çok üst düzey bir dövüşçü. Yani Pavlovic'in Overeem maçından sonra ne kadar geliştirdi emin değiliz. Ki çok da büyük bir gelişim gösterdiğini düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden yani Aspinal maçı yere alırsa Aspinal bitirebilir. Ben Pavlovic'in çok yerde sağlam bir savunması olduğunu düşünmüyorum. Yani Aspinal o fırsatı yakalarsa kemerin bir ucundan tutabilir bence. Peki abi, doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Peki ama iyi savunmasını, grappler'ları kendisine yaklaştıramaması da diyebilir miyiz? Çünkü özellikle Curtis Blaze'in kendisine hiç yaklaştırmamıştı. Gerçi burada Curtis Blaze'in dövüş stratejisinin de tartışmaya açık olduğunu belirtelim. Hani ayakta biraz devam etmeyi tercih etmişti. Hani yumruğu, Pavlovic'in attığı yumrukların altına girmeyi denemedi genelde. Yani kendisine yaklaştırmaması bir savunma artışı olarak sayılabilir mi? Yani şu anda aklıma geldi de o yüzden sormak istedim sana. Yani şu anda öyle tek down savunmasına karşı, yani yumruklarla tek down savunması yapması Aspinal'e karşı çok işler mi emin değilim. Mesela geçen Lewis maçını izledik. Mesela Lewis Almeida maçını. Almeida Lewis'in bütün aparkat denemelerine, diz denemelerine karşı hiç korkmadan tek down yapabilmişti. Aspinal'in de bunu deneyeceğini düşünüyorum. Yani o yumruk yemeğe göze alarak o tek down'ı yapacaktır zaten. Yani evet, Pavlovic'in sert yumrukları var fakat maçı da yere alması gerekiyor Aspinal'in. Yani ayakta pek karşılayacağını düşünmüyorum. Bu yüzden ona rağmen maçı yere alacaktır. Yere almaya çalışacaktır yani. Alır mı almaz mı buna emin değiliz. Senin dediğin gibi yumruklar önemli bir faktör. Yani oradaki mesafeyi ayarlamaya çalışacaktır. Yani zaten Pavlovic'i öne çıkartan şey de bu aslında. Yani o yumrukları atması hem onu yere almasını, yani güreşçilere karşı, yerde iyi olan dövüşçülere karşı bir avantaj sağlamasını avantaj sağlıyor. Ayrıca maçı bitirmeye de yarıyor. Yani Pavlovic her türlü o yumrukları deneyecektir. İşte burada Aspinal'in yapması gereken o yumrukları göze alarak maçı direkt mesafeyi kısaltıp yere almaya çalışacaktır. Yani Aspinal'in çok başka şansının olduğunu düşünmüyorum bu maçta. Pavlovic'in de dediğim gibi aslında yumruktan başka tekten savunması da zor. Ama ben Pavlovic'in
kendini yere aldım ama için hızlı bir başlangıç yapıp maçı bitirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Buradan her ikisine de başarılar diliyoruz. Ve bu maçı da dört gözle bekliyoruz tabii ki. Ve gecenin ana karşılaşması, belki de yılın son çeyreğinin en çok beklenen karşılaşması. Yani bir tarafta Alex Pereira, bir tarafta Jiří Prochazka. İki tane knockout makinesi. Yani inanılmaz el ya, yani hız olsun, teknik olsun, inanılmaz şeylere sahip iki taraf. Yani iki isimden bahsediyoruz ve Alex Pereira için bu maç özel, şu anlamda bir özel. Birinci özelliği Jiří Prochazka'nın kendi ustası olan, hani Pereira'nın ustası olan Glover Teixeira'dan kemeri alması maçı bir yandan özel kılıyor. İkinci özel konuda maç günü, yani 355 gün önce aynı yerde, aynı lokasyonda İsrail Adesanya'yı mağlup etmeyi başarmıştı Alex Pereira nakavt ederek. Madison Square Garden'da UFC orta stat şampiyonu olmuştu. Tarihi bir kez daha yazma ihtimali var Alex Pereira'nın. Ben her iki tarafına bir künyesini vereceğim, sonra fikirlerine geleceğim hemen. Prochazka 1.93 boyunda, Pereira da 1.93 boyunda. Prochazka'nın maçta sadece 3 santimetrelik bir vuruş avantajı olacak, 80-79. Muay Thai var Prochazka'da, Pereira'da da bir kickbox var. Pereira 8-2, MMA'ye daha yeni yeni girdi ama yani dünya üzerindeki tüm kickbox organizasyonlarında ve en iyisi Glory'de başta olmak üzere çeşitli setlerde domine ettikten sonra geç gelen bir MMA geçiş süreci, ama ne geçiş süreci tabii. 8 galibiyet, 2 mağlubiyet dedik, 6 nakat, 2 hakem kararı var, 1 nakatla 1 submission'la ilgisi var UFC'de. 5 maçları UFC'deydi, 4'ünü zaten kazandı. Tek yenilgisi Israel Adesanya'ya karşı geldi. 2023 yılında 3. kez kafeste olacak Pereira. İlk maçı Mikhailidis'e karşıydı. Andreas Mikhailidis'i knockout etti. Sonra Bruno Silva'ya karşı hakem kararı. Sonra şimdiki orta stres şampiyonu Sean Strickland'i knockout etti. Sonra Adesanya'yı yendi. MMA'deki hesabı açtı. En ezeli rakibi Adesanya'dan kemeri aldı. Sonra kaybetti. Sonra da stres değiştirdi ve Blachowicz'i, eski bir şampiyonu, mağlup etti. Ve kemer maçı hakkını elde etti. Jiří Prochazka 29 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberliği var. 25'i nakat. 3'ü satmışım. Bir kez hakem kararına gitti Prochazka. 2 nakatında yenilgisi var. 1 satmışın yenilgisi var. Sadece 3 maçtır UFC'de, ama nasıl 3 maçtır UFC'de? Yani Volkan Özdemir gibi bir kemer kontenderini yenerek giriş yaptı UFC'ye. Sonra Dominic Reyes'i yendi. Eski bir Afar Siklet kemer maçına çıkmış bir ismi yendi. Ve sonrasında Glover Teixeira'yı kendi oyununda, submission'da yendi. Ciddi omuz sakatlığı sonrası kemeri bırakmak zorunda kaldı. Ve 15 ay sonra ilk kez kafese girecek Jiří Prochazka. Abi, sözü sana bırakıyorum. Yani neler ya, kan revan, ne diyeyim, felaket, dünyanın sonu. Yani her şey söyleyebiliriz bu maç hakkında ve yani yılın son çeyreğinin bence en çok beklenen maçı, 1896'daki Covington Edwards maçından da bence çok önde. Ve sadece 3 gün var. 3 gün sonra sizlerle birlikte biz de beraber takip edeceğiz. Abi söz sende, sana bırakıyorum. Dediğim gibi yani ilk açıklandığından beri herkesin merakla beklediği bir eşleşme. Yani bu kart, geçen maçı da katarsak, yani Aspinal Pavlovic maçını da katarsak, bence yani John Jones maçı iptal olmasına rağmen çok doyurucu bir kart. Çok iyi bir iki kemer maçı izleyeceğiz. Prochazka Pereira maçına gelirsek, yani herkesin aslında Pereira yukarı çıkarken, yani Aparisiyet çıkarken bu eşleşmeyi hayal ediyordu ve bu eşleşmeyi de çok geçmeden görmüş olacağız. Bir kere iki dövüşçü de çok iyi striker özelliklerine sahip ve yaratıcı strikerlar. Yani özellikle Prochazka'nın knockoutları özellikle çok yaratıcı, yumruk özellikleri de iyi. Pereira deseniz, Pereira'nın da yumruğunun gücünü biliyoruz. Adesanya maçından, Strickland maçından gördük. Ve kendini de geliştiriyor. Her MMA maçında üstüne koyarak devam ediyor. Ve iki dövüşünün de kickbox özellikleri çok iyi. Tekmeleri kullanıyorlar. Burada Pereira'nın biraz daha avantajı var. Prochazka çok geniş dövüşüyor ve ayağını öne atarak dövüşüyor dans olarak. Burada Pereira sürekli tekmeleri deneyecektir. Ama çok sonucu kestiremediğimiz bir mücadele. Yani aslında herkes bu tabiri kullanıyor. Yazı tura gibi bir mücadele. Kim yakalarsa o kazanacak. Çok heyecanlı bir eşleşme. Tahminlere gelirsek de Prochazka'nın daha böyle MMA açısından daha Pereira'ya göre komple olduğunu söyleyebiliriz ama 17 ay, 18 aylık bir aradan sonra gelecek ve ciddi bir omuz sakatlığından sonra gelecek. Nasıl geri dönecek bilmiyoruz. Pereira bu arada
Fertitte çıktı. Adesanya ile maçlar yaptı. Maç yaptı. Yani Pereira daha hazır bir şekilde giriyor ama yine de az önce dediğim gibi yazı tura gibi bir maç izleyeceğiz. Yani henüz daha tabii bahis bir şeylerini görmedim ama yani Pikem dediğimiz hani herkesin de favori olarak işte yani seçeneği yapın oranı çıkarsa ben şaşırmam. Yani gerçekten ciddi anlamda çok yakın geçebilecek. Yani hızlı olanın mı artık alacağı ya da akıllı mı dövüşen artık alacağı bir şey ama ben 5 round'ı göreceğimizi düşünmüyorum. Gerçekten düşünmüyorum. Yani inanılmaz bir eşleşme var. Yani Alex Pereira'ya bakıyorum. Yani Glory'yi bir kenara bırakacağım. Hani Glory ya bırakmayayım daha doğrusu şöyle söylemek istiyorum. Hani Glory dahil olmak üzere dünyanın en büyük kickbox organizasyonlarında sadece tek bisiklette de değil. Birçok bisiklette şampiyon olup sonrasında yaş yani 33-34 yaşında MMA için geç sayılabilecek bir yaşta MMA'ye geçip ya orada da inanılmaz yükselişe imza atan yani adam sayısı çok azdır. Yani kickboxta bu kadar iyi olup MMA'de bu kadar iyi olmayan bir sürü isim var. MMA'de bu kadar hızlı başlangıç yapamayan bir isim var. Yani sadece 10 maçları yapıyorsunuz. 5 maçınız UFC'de ve bu UFC'deki 6. maçınız olacak ve 2 kemere gidebileceksiniz. Yani Pereira'nın yükselişi bu noktada örnek olmalı. Bir yandan Jiří Prochazka'ya bakıyorum. Yani o da Muay Thai'de çeşitli yerlerde Muay Thai özelinde şampiyonluklara ulaşmış. Ve sadece 3 maçta yani UFC sadece 3 maçta kemere yani bildiğin kemere aldı. Ve onun sakatlığı olmasa belki de şu anda hala şampiyondu. Yani ne Jamal Hill'i belki konuşuyorduk ne belki Alex Pereira tam sitede çıkacaktı ama şu anki rakibi belki Prochazka değil Jamal Hill olabilirdi ya da başkası olabilirdi. Yani burada o var. Hani ikisinin de gerçekten takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yani çok büyük karakterler. Hani hem insan olarak hem kafesçi hem kafesçi olarak çok büyük karakterler. Ve hani bunları da kafese yansıtacaklardır. Abi sorun Pereira üzerinde gelecek. Özellikle grapplinginin zayıf olduğu çok eleştirilen bir konu. Ve Jiří Prochazka'nın 3 de olsa satmışlığı galibiyeti var. Jiří Prochazka sence maçın bölümünde ayakta işi götüremezse, hani Pereira'ya ayakta yenişemezse diyelim. Hani ayakta güç gösterisi yapamazsa maçı yere almayı dener mi? Tekten dener mi? Yani maçın başında bence iki dövüşçü de ayakta başlayacak ve ayakta ilk 1-2 round'u devam ettirecek. Yani bu benim tahminim. Prochazka'nın yani ilk başta maçı yere alma gibi düşüncesi olacağını düşünmüyorum. Ama maç ilerlediğinde, yani maç ilerlerse ki ben de tahmin etmiyorum. Yani ben birinci veya ikinci round'da bir knockout bekliyorum ikisinden birisinden. Maç devam ederse bence illaki Prochazka takedown yapmaya çalışacaktır. Çünkü yani Prochazka'nın maç temposu eksik ve bence Prochazka daha erken yorulacak isim olacak. Ve bu yüzden maçı yere almaya götürecektir. Ama işte orada da şöyle bir tehlike olacak. Prochazka'nın kondisyonu buna ne kadar dayanacak? Yani Prochazka'nın işte burada maç eksiğinin olması, bu maça nasıl hazırlandı, yani ne kadar hazır durumda? Bunlar büyük soru işareti. Yani Alex Pereira bir de sürekli grapplingini geliştiren birisi. Az önce dediğim gibi Glover Teixeira ile birlikte çalışıyor ve Glover Teixeira yani onun sürekli grappling yeteneklerinin geliştiğini söylüyor. Bunun üzerine çalıştıklarını söylüyorlar. Bu yüzden ben yani Pereira'nın çok takedown konusunda da takedown savunmasında da geri durmayacağını düşünüyorum. Yani maçın ben yine de çok yerde göreceğimizi düşünmüyorum. Birinci veya ikinci roundda bir nakatla maçın biteceğini düşünüyorum. Tabii ki bu MMA 5 roundda görebiliriz ama benim tahminim bu yönde. Evet abi ben de aynı fikirdeyim. Yani ben 5 round kesinlikle göreceğinizi düşünmüyorum. Yani çünkü yani iki tane nakat makinesi var sonuçta. Yani teknikleri farklı da olsa yani bu işi yapabiliyorlar. Yani tabii Alex Pereira yer almak ayrıyetten zor çünkü vücudu yani iri. Orta sitet içimle çok iri kalıyordu. Hafif ağır sitet için de iri kalıyor. Tabii bu dövüş günü çıktığı kiloyla bağlı olarak da değişen bir durum ama yani ağır sitete bile çıksa sırıtmaz. Gerçekten Alex Pereira'nın sırıtmayacağını düşünüyorum. Yani peki abi Jiří Prochazka'nın Alex Pereira'dan striking konusunda daha hızlı olduğunu düşünenler var. Yani Muay Thai'den gelen bir durum bu. Yani argümanları bu. Bu argümanlara katılıyor musun? Jiří Prochazka Alex Pereira'dan daha hızlı mı? Bir kafes içerisinde. Hız bakımından en azından. Aslında Pereira yumrukları çok seçerek atan bir dövüşçü. Yani Adesanya maçında da bunu görmüştük. Çok durduğunu görüyoruz mesela. Yani sürekli o yumruğu arıyor ve o tek yumruğu arıyor. Bu yüzden yumruklarını seçiyor. Prochazka ise daha böyle sık yumruk atan bir dövüşçü. Yani aslında bu bir açıdan doğru. Yani Prochazka'nın yumrukları daha sık ve daha hızlı oluyor. Pereira ise o tek öldürücü yumruğa bakıyor. Aslında Adesanya'yı da öyle devirdi. Çiçikrant'ı da öyle devirdi. Yani ilk başta mesela ilk maçlarında falan neden bu kadar duruyor diye eleştiriyorlardı. Yani neden yumruk atmıyor diye eleştiriliyordu. Aslında Pereira'nın taktiği
doğru yumruğu doğru zamanda atmak. Ve bunda da aslında başarılı oluyor. Prohaska'sı ise daha böyle yumruklarını seçmeden rakibi sürekli o atak yaparak dövüşmeyi seviyor. Hani bir açıdan aslında Prohaska'nın yumruklarının hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Prohaska'nın daha çok yumruk atacağını görebiliriz mesela bu maçta. Pereira daha yumruklarını seçecektir. Hani ikisi aslında o açıdan biraz farklı tarzda dövüşçüler. Evet abi, ben de aynı fikirdim. Ve bir soru Prohaska. Abi Prohaska'nın omuz durumu maçı nasıl etkileyebilir? Yani çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Yani bu tür omuz sakatlıkları genelde NBA dövüşçülerini emekliliğe zorluyor. TJ Dillashaw mesela benzer bir omuz sakatlığı nedeniyle henüz daha 36 yaşında kariyerini noktaladı. Yani bu bir örnek. Sence Jiri Prohaska'nın omuzunun durumu maçtaki gidişatı nasıl etkileyebilir? Özellikle ilerleyen roundlara kalabilme ihtimalini de göz önüne alırsak. Yani çok ciddi bir sakatlık olduğu söyleniyordu. Yani görülmüş en ciddi sakatlık falan diye bahsediliyordu MMA muhabirleri tarafından. Ve aslında bu sakatlıktan daha da uzun, yani 2024'te geri döneceği düşünülüyordu. Fakat o hızlı bir geri dönüş yaptı. Yani 1,5 sene yine de bu sakatlık için hızlı bir geri dönüş. Bu sakatlığı, omuz sakatlığı senin denen gibi TJ Dillashaw'da yani sürekli maç içerisinde omuzu çıkıp maç içerisinde omuzunu taktıklarını da görmüştük. Yani çok dövüşçülerinin kötü sakatlıklarından birisi ve kariyeri de çok etkileyen bir sakatlık. Umarım tam iyileşmiş olarak geri dönmüştür. Yoksa yani bu sakatlık bir daha nüksetti mi artık yani kariyeri açısından zor olur. Yani maç içerisinde göreceğiz. Bu sakatlığı atlatmışsa bu maç içerisinde hareketlerine yansıyacaktır bu. Yani yumruk gücünü etkileyecek bir sakatlık. Sakatlığı iyileşmişse tam olarak eski halinde görebiliriz ama büyük bir soru işareti var yani maçtan önce onun omuz sakatlığı ile ilgili. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim yani. Peki abi, bu iki ismin maçından sonra bunu özellikle Farsi için söylüyorum çünkü sakatlıklar çok tıkadı bu kemer alanı, yani daha doğrusu kemer alanı diyorum. Yani bu sıkıntı çok tıkadı. Önce işte Prohaska kazandı, ciddi omuz sakatlığı sonucu bıraktı. Sonra Hill aldı, kemer salmasını yıl içinde beklerken aşil sakatlığı geldi. Orada yani Allah'tan Pereira site çıkıp iyi başlangıç yaptı ki elimiz ve Prohaska iyileşmek için çok özveri gösterdi ki elimizde bir kemer maçı var. Yoksa 2024'e kadar belki şu anda Arsite şampiyonumuz yoktu. Bu maçtan sonra sence bu iki isimden potansiyel rakipleri kim olabilir? Yani Jamal ile UFC istediği rival, yani Prohaska ya da Pereira fark etmeksizin, yani kim kazanacağını bilmiyoruz çünkü, ama istediği maçı verir mi yoksa başka bir ismi daha işin içine, denklemin içine katar mı? Son olarak onu sorayım. Yani şu anda Jamal'in aslında sakatlıktan da yakın bir zamanda geri dönmesi bekleniyor. Ben UFC'nin o maçı bekleyeceğini düşünüyorum. Yani bu maçı Prohaska kazanırsa yine bir bekleme süresi olacaktır. Ve burada birinci kemer adayı Jamal. Tabii Magomedov da var. O da şanssız birisi. Sürekli maçları yarıda kalıyor, beraber bitiyor. O maçın da sonucu önemli. O maçı da kazanırsa mesela o da kemer adaylarından birisi. Ben biraz Jamal'in sakatlığını ne zaman geçip ne zaman geçmeyeceğine göre eşleşmenin olacağını düşünüyorum. Erken bir zamanda geri dönecekse bu maçın galibiyle kesinlikle karşılaşacaktır. Yani sonuçta son şampiyonu ve şampiyonunu sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldı yani. Evet. Büyük ihtimalle UFC onunla eşleştirecektir bu maçın galibini. Evet evet, ben de ayıklıyorum. Ankara evde şu anda Hill'de iki potansiyel kemer adayları. Tamam, Ankara evin önce kapatması gereken yarım hesap var Walker'la. Onu da kapatabilirse oradan sonrasını tabii detaylı olarak maçtan sonra konuşacağız. Tabii onun bilgisini de verelim. Önceki bölümde 11 Eylül için yani program sonrası Ankara'ya Walker maçında olabileceğini konuşuyorduk. Ancak herhangi bir değişiklik yok. Anakartımız 5 maç olarak sabit. Tahminler Ankara'ya ve Walker'ın en geç Çin'deki etkinlikte karşılaşması, 9 Aralık için karşılaşması bekleniyor. Buradan her iki tarafa da başarılar diliyoruz ve umarız güzel bir geceyi takip ederiz Madison Square Garden'da. Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak anakart. Yani biraz ideal bir saat olabilir. Biraz erken yatarsınız ya da sabah kalkıp iki kahveyle kendinizi bu maçlara hazırlayabilirsiniz. Biz de Lajen Kroş ekibi olarak UFC 295'i yakından takip edeceğiz. Yakından takip etmeye çalışacağız. Bugünlük programımız bu kadar. Caner abi, değerli yorumcu, teşekkür ediyorum. Her zaman gibi yine bu programa renk kattın. Başta bu programda dövüş sporları olmak üzere futbol, basketbol, voleybol, tenis, motor sporları ve daha birçok spor hakkındaki en doğru analizleri ve haberleri almak için Lajen YouTube kanalına abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz.
Bu videoyu beğenerek bize destek olabilir ve yorumlarınızla gelişimimizde katkıda bulunabilirsiniz. Ben Arda Şahin, sevgili Can Altıtaş'la birlikte sizlere iyi günler, iyi haftalar diyoruz Ayşen Kuruş ekibi olarak. Haftaya UFC 295 sonrası yine sizlerle birlikte olacağız. Kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.